Değerli izleyiciler, Arapça Öğreniyorum programının bu bölümünde geçen hafta Nebi'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta hatırlarsanız Zemzem Kuyusu'nun hikayesini, kıssasını okuyorduk ve o kıssadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve aynı zamanda Abdülmuttalib'in bir adak kıssası var, ona geçeceğiz inşallah ve sikau kulluhum thumma qalu qad wallahi qada lak aleyna wallahi ma nuhasimu ke fi zamzam abada inna allazi saqaka hadha alma' bi hadhihi alfalat huwa allazi saqaka zamzam Evet geçen hafta hatırlarsak değerli izleyiciler bir çöle çıkmışlardı bir kahineye gideceklerdi aralarındaki Zemzem kuyusu sorununu halletmek için ve orada Allahu Teala su gönderdi. Herkes su içti. Sonra Allah senin lehine bizim aleyhimize hükmetti dediler. Bundan sonra zemzem hakkında asla seninle çekişmeyeceğiz. Bu çölde sana suyu veren zemzemi de vermiştir dediler. Vastekav su içtiler, suya kandılar. Yani iyice e, suyla e, o e, Allahu Teala'nın Abdülmutalib vesilesiyle gönderdiği sudan içtiler. Kulluhum hepsi. Thumma sonra kalu dediler kat muhakkak ki vallahi yani kullandığımız şekliyle vallahi kada kada hükmetti demek ki kadı da oradan geliyor zaten leke senin lehine hükmetti çünkü e, seninle bu suyu göndermekle Allahu Teala e, senden yana hükmetti aleyna bizim ise aleyhimize hükmetti veya bizim üzerimize e, senden yana hükmetti vallahi ma nuhasimuke sana hasım olmayacağız. Yani seninle çekişmeyeceğiz. Fi zemzem yani zemzem hakkında seninle çekişmeyeceğiz dediler ebede asla. Zemzemin sonuna cezim gelmemesi gerekiyor. Çünkü isimlerin sonuna cezim yazılmaz. İnne muhakkak ki ellevi o sekake yani sana bu suyu verdi. Seka verdi e, suyu ke sana. Hâze bu suyu yani hâzel mâ'e bi hâzihil felat bu çölde bu çölde bu suyu sana kim verdi ise yani huve odur ki ellezî e, o o kimse ki o zattır ki sekake yine sana verdi Zemzem Zemzem'i. Yani bu suyu sana veren Zemzem'i de o vermiştir. E artık e, biz onun hükmüne e, razıyız ve e, senden işte Zemzem e, kuyusuna ortak olma iddiamızı e, geri çekiyoruz. Yani daha önce e, bahsettikleri iddia. Ferci ila sikayetike raşiden feraca ve raca'u ma'ahu ve lem yasilu ilel kahine ve halev beyne zemzem. Hani dilediğin gibi artık o su verme işine geri dön dediler ve kahineye varmadılar ki sorunu çözmek için bir kahineye gideceklerdi. Artık ona gitmediler. Abdülmutalib'i zemzemle baş başa bıraktılar. Yani zemzemi ona teslim ettiler. Ferci' yani irci dön demek. Raca an yerciudan fiildir. Üçlü fiillerin başındaki hemze bir önceki harfe bitiştiğinde okunmuyordu. Burada da f'ye bitiştiği için direkt ferci diye okuyoruz. İla sigayet ike. Sigaya su verme işi demek. Yani su verme işine geri dön. Raşiden rahat olarak yani dilediğin gibi. E, Faraca'a döndü. Varaca'u onlar da döndüler. E, Me'ahu onunla birlikte. Evet, racaa döndü. Racau ise onlar döndüler şeklinde çoğul ifadedir. Me'a birlikte. Maahu onunla birlikte. Onunla beraber döndüler. Ve lem yasılû, Vasıl olmadılar. Vasıl olma yani ulaşmadılar veya gitmediler. Nereye? İlel kahine. Yani sorunu çözmek için kahiniye gitme kararı almışlardı. Çölde bu şekilde Abdulmuttalib'e su verildiğini görünce artık ikna oldular ve kahineye e, gitmekten vazgeçtiler. Ve Halev, yani e, terk ettiler, bıraktılar e, Beynehu e, ve e, Beyne Zemzem. Yani onunla Zemzem'i baş başa bıraktılar. E, diyebiliriz e, kısaca. Beynehu arasında demek. Onun arasında. Ve Beyne, e, yine Beyne Zemzem, Zemzem'le onun arasında. Yani Zemzem'i Abdülmuttalib'e bıraktılar. E, zemzem'i dağıtma e, işini ona tevdi etmiş oldular. Evet kısamız aslında Zemzem'in bulunmasıyla başlamıştı. Ve Zemzem'i Abdülmuttalip bulunca onlar da dediler ki biz bu suda seninle ortak olmamız gerekiyor. Yani bu su aynı zamanda bizim de hakkımızdır dediler. Ve sorun orada başlamıştı. Ve بعدel mu'anatilleti vecedeha Abdülmuttalip Men Kureyş fi Zemzem e, nezer in urzaqahu Allahu ashrata anhu Evet e, bu olaydan sonra yani artık kahineye gitmekten vazgeçtiler. Zemzem'i Abdulmuttalib'e teslim ettiler. Abdulmuttalib'in e, Kureyş'ten gördüğü bu çaba gayret sonrasında Allahu Teala kendisine yardım edip e, himaye edecek e, eğer 10 evlat verirse şayet 10 tane erkek çocuğu verirse birini e, adayacağını söyledi. Veya birini adadı. Ba'de sonra demek. Ba'de sonra el-mu'anat onların bu çabalarından e, veya işte bu gayretlerinden e, sonra elleti o ki e, vecede buldu vecedeha onu bulduğu buldu e, Abdülmuttalib Abdülmuttalib'in işte e, gördüğü, bulduğu, e, onların o e, çabasından, gayretinden veya teslimiyetlerinden e, yanlarında bulunmasından veya desteklerinden sonra, yani Kureyş'in kendisine verdiği destekten sonra, e, fi kıssatı hafri zemzem, yani zemzem kuyusu kıssasında o olayda e, kendisinin yanında olduklarını görünce e, şöyle bir şey e, aklına geldi şöyle bir cümle kurdu. E, nezara nezara e, nezretti nezretti yani e, adakta bulundu ki nezir adak demek. Nezara adadı e, ne, nasıl bir adak bu? İn şayet razaka razaka rızıklandırdı. Hu onu onu rızıklandırır ise Allah yani Allah ona rızık verirse hangi rızık? Aşara evlat yani 10 tane erkek çocuğu Rızık verirse ona, lütfederse ki bu erkek çocuklar li yudafi'u anhu. Li yudafi'u yani onu müdafaa edecek. Yani onu müdafaa eden, koruyan, savunan 10 tane erkek çocuğu verirse. Ve yahmuhu ve onu himaye edecek. onu Yani Abdülmuttalibi işte e, insanlardan e, e, bir takım zorluklardan koruyacak, muhafaza edecek 10 tane erkek evlat verirse e, birini adayacağını e, söz verdi. Bu şekilde bir e, adakta e, bulundu. Ve devam ediyoruz. E, en yezbaha ahaduhum lillahi indel Ka'be. Falamma razaqahullahu 10 aulad ve alima annahum seyudafi'un anhu ve yahmunuhu. Peki Allahu Teala Allah Teala kendisine 10 tane erkek evlat verirse en yazbaha değil mi? En yazbaha bu demek. Zebih bu zebaha boğazlamak fiilidir. Onlardan birini Kabe'nin yanında eee boğazlayacağını adadı e, ve Allah Teala kendisine verdi. Onların kendisini muhafaza edeceğini, himaye edeceğini de anladı. Evet en yazbaha boğazlama demek. En geldiği zaman fiilin başına Muzarif e, muzari fiilin başına mastar yapıyordu e, ki bunu inşallah ileride kurallarımız içerisinde göreceğiz. E, Tabi sonunu da üstün yapacak. Boğazlamayı adadı. Ahade birisi, hum onlardan. Onlar yani o evlatlardan birini e, boğazlayacağını adadı. Lillahi, lillahi Allah için. E indel Kabe, Kabe'nin yanında. Evet, inde yanında demek. Kabe'nin yanında e, boğazlayacağını adadı. Felma ne zaman ki demek? Lemma ne zaman ki? F ise burada takip anlatıyor yani e, konunun devamında ise ne zaman ki razaka rızık verdi? hu ona Allahu Allah ona e, o dilediği istediği şeyi verdi e, ne olarak? Aşire evlat, aşiret evlat, on evlat demek. Aşire on zaten e, ve alime ve bildi anladı ennehum o e, evlat yani o on e, çocuk o on tane erkek evlat e, muhakkak ki onlar seydafuuna se, se e, burada muzari fiili sadece gelecek zamana hasrediyor yani onları onu onu müdafaa edecekler zaten anlaşılıyor dafa müdafaa ki bu da e, müfaale kalıbından onu e, müdafaa edeceklerini anladı ve yahmunuhu ve onu himaye edeceklerini anladı evet Allahu Teala'nın kendisine verdiği 10 tane çocuğun kendisini müdafa müdafaa edeceğini yani koruyacağını, toplum içerisinde kendisine güç katacağını, himaye edeceğini bildi, gördü. Bu şekilde anladı. Akhbarahum bi nadrihi ve da'ahum ila an yusa'iduhu fil vafai bi hada nadır <laughs> fa ata'uhu ve Evet, bihâden nedri ki orada esre gelmesi gerekiyor. Yer yer yazım e, hatalarıyla karşılaşabiliyoruz. Onlara haber verdi ve kendisine adağı konusunda e, vefa ile yardım etmelerini istedi. Yani bu konuda kendisine vefa göstermelerini istedi. Onlar ise peki e, tamam sana yardım edelim bu konuda ama ne yapabiliriz dediler. Veya ne yapacağız dediler. Akbara haber verdi. Bu... İf'al kalıbındadır. İf'al babında bir fiildir. Nereden anlıyoruz bunu? Habere köküne e harfi yani başa hemze eklenmiş haber verdi manası oluyor. Hum onlara. Onlara haber verdi. Binezrihi adağını yani bahsettiğimiz bu adağı onlara söyledi. Çevresindekilere kavmine, kabilesine söyledi. Ve onları çağırdı. Daha davetten geliyor. Zaten davet etti, çağırdı. Neye çağırdı? İla en yusaiduhu. Yusaidu yardım etmek demekti. Yusaidu yardım ediyor. Yusaiduhu ona yardım ediyorlar. En gelince mastar oluyordu. Yani ona yardım etmeye çağırdı kendisine yardım etmelerini istedi. fil vefai vefa ile yani sözlerinde durarak veya bu adağı yerine getirme sözünde durma konusunda yardım istedi. bir heden nedir bu adak hakkında yani bu adakta kendisine yardımcı olmalarını istedi Fa Fatahu ona itaat ettiler Evet dahahu itaat ettiler qalu dediler ki Lehu ona Evet ona dediler ki Mâzâ nef'alû Ma nef'alû Ne yapacağız? Evet Fe'ale yef'alû fiilinden Nef'alû baştaki nun bizi anlatıyor Ma ile ne sorusu var Ne yapalım? Ne yapacağız? Tamam yardım edelim ama Ne yapacağımızı bize Söyle de onu yapalım Gibi dediler Peki devam ediyoruz Kıssamıza أجب دعواندا دو نولدو. قال دديكي ليأخذ كل واحد منكم قدها وليكتب فِيهِ إسْمَهُ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْأَقْدَاحَ وَدَخَلَ بِهَا عَلَى هُبَلٍ وَكَانَ هُوَ الصَّنَمَ الَّذِي يَحْتَكِمُونَ إلَيْهِ. دديكي هرکس بير قدهالس. Yani içine böyle isimlerini bırakacakları bir kadeh alsın ve o kadeh içerisine ismini yazıp bıraksın. Bu şekilde yaptılar. Onlardan o kadehleri aldı ve onunla e, o isimlerle e, Hubel'in e, yanına girdi. Hubel ise o zaman e, bu konularda e, işte kendisine başvurulan yani kendisine başvurulan derken işte o e, isimleri götürüp önünde e, açılan e, put idi. Gâle dedi, liyehuz alsın. Eheze aldı demek. Li ile emrul gayiptir. E, sonu cezim, liyehuz o alsın şeklinde. Gayibe, e, başa lam getirilerek emrediliyordu. Kullu vahidin her biri. Evet, kullu her demek. Vahid birisi. Minkum sizden. Sizden her biri alsın. Kadehen, e, e, bir kadeh alsın. E, Vel yektub, ki buradaki e, vav e, geldiğinde artık li değil e, cezimle vel şeklinde de söyleyebiliriz. Vel yektub yazsın fihi içine e, ismehu ismini yazsın. Fe yaptılar. Fealuhu onlar e, yaptılar. Zalike böylece yani bu şekilde yaptılar. Fe ehaze aldı yine buradaki fe'nin takip anlattığını yani bunun akabinde aldı minhum onlardan el ekdaha kadehleri aldı e, ve dahale dahil oldu yani girdi biha onlarla yani o isimlerle yazılı olan isimlerle ala hubel hubelin yanına girdi ve kâne buradaki kâne yine tamamlayan bir fiil yani nakıs bir fiildir idi manası verecek e, hubel idi huve sanem o put ellezi o ki yahtekimune iley? Yani onun hükmüne başvurdu, başvurdukları bir put idi. İhtekeme yahtekimu iftial babında bir fiil kökü hakemedir. Ortadaki T harfi bize iftial babında olduğunu söylüyor. Evet hükmüne başvurdukları bir put idi. Hübel o isimlerle Hübel'in yanına girdi. Bakalım bundan sonra ne olacak bunu da inşallah gelecek haftaki Siyer programında görmeye çalışalım.